I'm sexy and I know it. İmirle tanındı. Sakla avuçlarında. Yamanla coştu. Benimle bırak giderken. Sarp'la zirveye çıktı. Aleykümselam. Ve nasıl bir süper kahramana dönüştü? Magazinde gururla sunar. Huzurlarınızda Çağatay Ulusoy. Çıktık sokaklara, bastırın kızlar. 1.90 boyunda selvi boylu Çağatay Ulusoy. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Nereli mi? İstanbullu Çağatay. İstanbul'un havasını koklamış, suyunu içmiş Çağatay. Söyleyin sevgilim nerede? İstanbul sokakları. İstanbul sokaklarında oyunculuğa hevesli büyüdü Çağatay ve ilk olarak 2009 yılında Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da çorba kaşıkladı arka masada. İki tas çorba var sıcak sıcak içmesen de. İlk figüranlığı Çağatay Ulusoy'un ama son değil. 2010 yılında bu defa Recep İvedik'in arkasındaki dansçı gençti kendisi. Buyurun, siz yapın. Herkesin şaşkınlıkla izlediği sahneye Çağatay çaktırmadan için için güldü. Ne yapsın, komik geldi Recep abisi ona. Ancak bu figüranlıklar Çağatay Ulusoy'a şan şöhret getirmedi. O da birçok ünlümüzü kazandıran güzellik yarışmasına katıldı. Nasıl da genç, nasıl da toy o yıllar omuz sallarken Çağatay. Amanin, amanin, amanin yandım. Diridine, diridine bandım. Omuz atıyor atmasına ama ışığından hemen belli etti kendisini. 2010 yılında Best Model of Turkey'de de haliyle birinci oldu. 2 numara Çağatay Ulusoy, Best Model Erkek. Yürümeye podyumlarda başladı. Lakin gel gelelim namı ekran önünde yürüdü Çağatay Ulusoy'un. Tam modellik eğitimi almak için terk ediyordu ki İstanbul'u. Adını Feriha Koydum dizisinden teklif aldı ve hayatlarımıza zengin ve yakışıklı Emir Sarrafoğlu olarak girdi. Para için mi ha? Bu hayat için mi? Bodrum katından kurtulmak için mi Feriha? Ne için? Bana söylediklerini unutacağım. Ama ben unutmayacağım. Bana yaptıklarını unutmayacağım Feriha. Söylediğin yalanları unutmayacağım. Yıl 2011. Çağatay Ulusoy'un o zamanlar ilk oyunculuk deneyimi. Haliyle daha çok yol var önünde. Özellikle mimiklerine kafayı takmış durumda herkes. Onu özendiği dünyaya götüren dergilerdi. Ve o dergilerde sen vardın. Sınıf atlamak istiyordu. Üniversiteyi kazanmak onun için sadece bir basamaktı. Ve sen onun hayal ettiği her şeyin bir sembolüydün. Kimdir aşık oluyor, mutlu oluyor, gülüyor, kavga ediyor, kızıyor ama ifadesi hep aynı kalıyor. Kuşu bile kalkmıyor. Sevgilisinin kapıcı kızı olduğunu öğrendiğindeki hayal kırıklığı bile değiştirmiyor Emir'i. Doğuştan botokslu mübarek. O kız için değmez. Biliyordun. Bütün o yalanları biliyordun değil mi anne? Ama boyu posu, yakışıklılığı dillere destan. Her daim hüzünlü yüz ifadesiyle, bebek yüzüyle, içtenliğiyle sevdiriyor kendini milyonlara. Lütfen bir daha bana yalan söyleme tamam mı? Meşhur dizi devam ederken ilk sinema deneyimini yaşadı Çağatay Ulusoy. Anadolu Kartalları'nda yakışıklı bir pilotu canlandırdı. Bu benim için son uçuş gibi. Artık dayanamıyorum. Savruluyorum. Galiba bedellerin en ağırı bana düştü. Üniformalı bir asker. Havalarda süzüldükçe gönüllerde de süzülüyor Çağatay Ulusoy. Onur, uçağı hemen terk et. Yapamam komutanım. Uçağı indirmeyi deneyeceğim. Onur. Tekrar ediyorum.
Uçağı hemen terk et. Komutanım yapamam. Anka bu. 2013 Çağatay Ulusoy Mecezir dizisinde Yaman Koper. Fakir ama gururlu bir genç. Düşündükçe daha beter koyuyor. Eğer zamanında onun Turunç Nadir olduğunu bilseydim, öğrenseydim şimdi babam hayatta olacaktı ya. Sinan Enveroğlu ölmemiş, ben vurulmamış, Leyla Arif'le evlenmemiş olacaktı. Böyle hayatımıza sızmayacaktı. Türlü türlü saçmalıklar da yaşanmayacaktı. Çağatay Ulusoy'un ilk tarz değişimi. Saçlarını uzattığı perçemleri alnına düştü. Yatık dağınık saçlarıyla rüzgarlarda dans etmiş gibiydi. Saçlarını dağıtırsın. Rüzgarlara bırakırsın. Klasik gömlek kazak giyiminin yerini salaş kıyafetler alıyor ve genç kızlar bir kez daha abayı yıkıyor Çağatay'a. Son arkadaşı Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk dillere destan. Lakin bu diziyle Çağatay Ulusoy'un bir yeteneğiyle daha tanışıyoruz. Meğer Alain Delon Çağatay gitar çalıp şarkı söylüyormuş. Benim benimle bırak giderken başka bir şey istemem ayrılırken. Dizi boyunca Çağatay ve Serenay birbirlerine şarkılar söyleyip aşk yaşadı. Bir sene dursun hayat. Beklesin bizi bir ömür önümüzde. Tek bir sene nedir ki? Derken müzik yeteneğiyle tanıştığımız Çağatay bu defa Deli Bal sinema filminde bateride yeteneğini konuşturdu. Az mı söyledik ne? Bateriyle dans etti. Bateriyle aşka geldi. Saçlarını iyice uzattı. Kuyruğu bile oldu arkada. Johnny Depp tarzı saç modeliyle artık Yaman için herkesin dilinde aynı şarkı vardı. Yandırdın kalbimi Yaman. Ey taşlar keman. Bu derdime inan ya. Çağatay Ulusoy ruh hali bozuk bir sevdalıyı canlandırdığı filmde dizilerinde de yaşattığı o romantik erkek arkadaş kişiliğinden ödün vermeyerek bu sefer bambaşka bir açıdan aşk hikayesi izletti ve performansını ayakta alkışlattı resmen. Seni o kadar çok seviyorum ki. Şu an ölsem dünyanın en mutlu adamı olarak ölürüm. Şimdi ne aşk ne romantik bir aşık. Çağatay Ulusoy'un adeta oyunculuğunun zirvesi. Aleykümselam. İçeride de Sarp Yılmaz olarak karşımıza çıkan Ulusoy, adalet yürü gelişmiş, gözlü kara bir ajanı canlandırdı. Bu senin hakkın Sarp. Yusuf müdür! Duy sesimi! Başardık! Kıydı Johnny Depp saçlarına. 3 numaraya vurdurdu bu dizi için. Tamam, tamam yorma kendimi, tamam. Tamam, konuşacağız bunları da hepsini. Çağatay Ulusoy 9 yılda öyle bir yükselişe geçti, öyle bir yıldızlaştı ki bir an herkese Çağatay Ulusoy gerçek mi dedirtti. Sen gerçek misin? Dudağın, kaşın, gözün, bakışın, tenin, kokun, elimi tuttun. Dünyada başarılı yapımlara imza atan bir dizi platformu da hayranlarının sesini duymuş olmalı ki Türkiye'deki ilk Türk dizisinde süper kahraman rolü verdi Çağatay'a. Fantastik dram internet dizisinde Çağatay Ulusoy Hakan adında bir muhafızı canlandırırken yine bambaşka bir Çağatay'a dönüştü. Dizide kurşuna kafa atarken gördüğümüz Çağatay Ulusoy samuray saç modeliyle yine olay yarattı. Hakan Muhafız'ın yeni sezon çekimlerine başlayan oyuncu Çağatay Ulusoy uzattığı sakalları aldığı kilolarla sevenlerini şoke etti. Hakan Muhafız, Sexton, Swan, Zingston, Zingston. El Musima Tani. Son dönemde aldığı kilolarla tanınmaz hale gelen ünlü oyuncunun yeni imajını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O eski halimden eser yok şimdi. Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından Çağatay Ulusoy görüntüsüyle hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken sosyal medyada da çok konuşuldu. Hem sempatik hem yakışıklı, doğrusu çok...